Çok pahalı salonu tekrar kiraladık. Daha fazla alkışlayın. Peki bizler için mi biletleri bu kadar pahalı yaptınız? Hiç param kalmadı. Eve nasıl döneceğimi bilmiyorum. Yaşasın. Hop! İronik ironik laf atmak yasak. Necati sakin ol. Biraz seyirci gözünden bakmaya çalış. Seyirci gözünden bakınca çok muhteşem görünüyorum. Benim yanıma oturdu. Benim yanıma oturdu. Yaşasın boş yer. Uzatmayalım. Muhteşem dedektifleri zorlu turnuvada izlemeye hazır mısınız? Hazırız. Oda sıcaklığında muhafaza ettiğiniz aklınızı dolaptan çıkarmanın vakti geldi. Çünkü karşınızda muhteşem dedektifler turnuvada. Remzi, sanırım takip ediliyoruz. Gizli modu açalım Necati. Kim takip ediyor çaktırmadan bak. Yakaladım. Bu mu takip ediyor bizi? Baksana, tenis turnuvası varmış Remzi. Hem de ikili turnuva. Oo. Biz bir ikiliyiz Necati. Hadi ismimizi yaz. İmzalayabileceğim her şeyi imzalayacağım. Kontratı okudun mu? O ne? Vesikalığımız mı? Bir tenis topu. Kalem bitti. Başka var mı? Bence yeter bu kadar imza. Oo, ilk rakibimiz dişli çıktı. Ver bakayım. Limit hız yeterli. Açısal momentum dengede evrendeki 5 element adına. Remzi, topa hangi tuşla vuruyoruz? Tuş yok Necati. Elindeki raketle vuracaksın. Raket mi? Ben seramik tava getirmiştim. Güzel vurdun Necati. Topa dokunmadan vurdum. Bayağı yetenekliyim galiba. Kim aldı benim bavulumu? Ben de. Nasıl vurdum ama? Sayı. O ne? Rakip kaçtı. Çılbır ki 3, 4. Şu an bakamıyorum. Yumurta sektiriyorum da. Sakin olun. Her şey yolunda. Necati, sen niye telaş yapıyorsun? Sürü psikolojisi. Öndeki koyunu takip ediyorum. Oturun da hikayemize devam edelim. Sandalye kapmacayı hiç beceremiyorum. Bu gizemi sadece muhteşem dedektifler çözebilir. Hemen arıyorum. Alo. 444 muhteşemi aradınız, buyurun. Bir ihbarda bulunacaktım. Bir mirket, bir bavul kayıp. Bavul acılı olsun. O zaman bu iş tam da muhteşem dedektiflere göre bir. Rakibiniz sahadan ayrıldığı için diskalifiye oldu ve üst tura çıktınız. Tebrik ederim. Mirketlerin kaybolması bizim işimize geldi. O zaman ilk şüpheli biziz. Ama kendimizi nasıl sorgulayacağız? Neyse ki sesimi önceden kaydetmiştim. Söyleyin bana. Suçlu siz misiniz? Bilmiyorum. Bırak bizi, üstümüze gelme. Sakin olun. Yapmışlar mı? Suçlu siz misiniz? Söyleyin. Yoksa koyun tandır olur. Aman canım. Sen de koyunu yakalamaya yer arıyorsun. Lafı dolaştırma. Mirketi sen mi kaçırdın? Sakın yalan söyleme. İşte suçlu bavulu burada sürüklemiş. Profesyonel bir revizyon. Önceden bavul satın almış birini arıyoruz. Mağdur 60 numara hayvansı terliğini düşürmüş. Terlikse hayvanım ben. Bu işin peşini bırakın bence. Sen görgü tanığısın. Bize olanları anlat. Olmaz. Söylesene, neden korkuyorsun? Ateş saçan dev böceklerden. Hayır, yani kimden? Öyle bir şey yok ayrıca. Benden duymuş olmayın ama turnuvayı düzenleyen kişinin bu işte parmağı var. Benden duymuş olmayın dedi ya. Ne dedi, duymadım Remzi. Hani yoktu böyle bir şey. Turnuvayı düzenleyen kişiyi merak ettiğinizden eminim.
Ancak az sonra açıklayacağız ve daha önceden tanıdığınız biri çıkacak. Tahmini olan var mı? Canan. Hayır. Remzi. O benim zaten. Organizatör Muhittin. Öyle biri yok. Küçük ve sevimli brokoli. O nasıl turnuva düzenlesin? Canavar Tahsin. Necati, sen zaten biliyorsun kim olduğunu. Niye yanlış tahmin ediyorsun? Neyse, en iyisi devam edelim. Buyursun Cüneyt. Böcek Necati, bebek patates. Aklımı peynir ekmek karpuzla yedim. Yeni turdaki rakibiniz Kumpir ve Zürafa Arif. Başarılar dilerim. Necati, bilerek kötü oynayalım bakalım ne olacak. Tamam o zaman. Raketimi şöyle kenara bırakayım. Ben de! Ben de gündemi okuyayım azıcık. Simitçiler zam, simitler de susam istiyormuş. Çok iyi oynuyorlar Arif. Ben 2 dakikaya geliyorum. Geldim. Maç ne oldu? Rakipleriniz maçı terk ettiği için üst tura çıktınız. Sanki birileri finale çıkmamızı istiyor. Dedim ya, finale çıkmanızı isteyen kişi turnuvanın sahibi. Sanırım kim olduğunu öğrenmenin tek yolu finale çıkmak. Kalan maçlarınızı hızlı sekansla geçelim bari. Canımı sıkıyorsunuz. Satranç da çok kötüsün Necati. Filini yedim. Hayır! Neriman yenge! Biberler közden değil. Necati top sende. Sen hallet. Yurt dışı görmüş teyzeyi karşıya geçiriyorum. Çok teşekkürler. Necati, niye böyle çıkıyoruz maça? Yarı finale yükselince kıyak bir giriş yapalım dedim. Kıyak yoktu, kayık buldum. rakiplerimiz kimmiş? Ne haber? Rakiplerimiz biziz. Ama maça çıkmayacağız. Ne demek çıkmayacağız? İnsul, merak etme. Ben aileme bir şey olmasına izin vermem. Öyle mi? O zaman Neriman yengeme ne diyeceksin? Ama çocuklar, gizemi çözmek için finale çıkmamız lazım. Kaybolacağımızı bildiğimiz maça niye çıkalım? İyi, tamam o zaman. Takımları karıştıralım. 2 dedektif ayrı takımda olsun. Kaybolan dedektif diğerini kurtarır. Karıştırma işi bende. Remzi, teniste puanlar neden 15-30-40 diye gidiyor? Anlatsam da anlamazsın Necati. Sen de bilmiyorsun değil mi? Kızlara mı sorsak? Filsu. Necati, Filsu gitmiş. Necati, şapkaya dönmüşsün. Finale çıktınız. Rakibiniz diskalifiye oldu. Finale çıktık. Baba, üzülmen gerekiyor. Sevinmen değil. Tamam, bir saniye. Hayır. Necati kayboldu. Can dostum. Nasıl rol kesiyorum değil mi? İşte bunlar hep ses eğitimi. Olalayo. Kumbareyo. Hangıda mehengidi. Necati kayboldu. Sonunda kötü niyetli finalistlerle tanışma zamanımız geldi. Final maçı başlıyor. Rakipleriniz ise turnuvanın sahipleri. Rakiplerimiz görünmez hayaletler mi? Geç kaldık, affedersiniz. 1. Planlama. Organizasyonu ben düzenledim. Bu kartal kadın. 2. Uygulama. Rakiplerinizi kaçırdım ki finalde karşı karşıya gelelim. Ve bebek patates. Pati. 3. Final. İyi ama niye? Necati söylemedi galiba. İmzaladığınız sözleşmeye göre finalde yenilirseniz muhteşem dedektiflerin isim haklarını kazanana vermiş olacaksınız. Yani bana. Ah Necati, senin yüzünden muhteşem dedektifler olamayacağız artık. Pati. Remzi ve Canan kayboldu. Ve onlar yerine kaybolan herkes geri geldi. Saçmalamayın, siz kayboldunuz. Finale Remzi ve Canan çıktı. O zaman Remzi'ye destek olmamız lazım. Onu nasıl yapacağız? Kafa açılmıyor. Aslında az zorlasalar açılırım ama söyleyemiyorum. Suratım yanlış tarafta kaldı. Çarşamba günü akşamüstü vakti yer altında kilitli kalma korkum var.
korku. O zaman ters tutayım da yer üstünde gibi hisset. Şşş, sessiz olun. Sanırım tenis kortunun tam altındayız. O zaman tezahürat yapalım. Bavullar! Bavullar! Lay 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 lay. Öyle değil ayol. Muhteşem. Dedektifler muhteşem. Dedektifler muhteşem. Dedektifler muhteşem. Dedektifler. Hiç sayımız yok. Muhteşem dedektiflerin sonu geldi. Umutsuzluğa düşme baba. Teşekkürler kızım. Ama çok kötüyüz. Moral vermen bizi kurtaramaz. Moral vermiyorum ki. Biz çok kötü değiliz. Sen çok kötüsün. Ya, kızım, senin başlattığın kıvılcımı destekçilerimiz büyüttü. Dinlesene. Arada bir tereyağlı tost sesi duyuyorum. Necati abindir o. Bu senin için Necati. Tereyağlı tost geliyor. Final sayısı. Bu sayıyı alan kazanır. Ha? Teniste öyle bir şey olmaz bir kere. Evet ama sıkıldım. Eve gideceğim. Özel numaramıza hazır ol bebek patates. Bende. Vurdum. Sayı bizde. Bebek patatese vurdum baba. Asıl top şurada. Yere düşmeden yetişmen lazım. Keşke tam buraya söyleyecek havalı bir laf düşünseydim. Necati, muhteşem dedektifler ismini korumayı başardı. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Dedektiflendiniz. Çocuklar, hafta sonu hepinizden ödev olarak küçük bir kötülük istiyorum. Öğretmenim, dedemin ayağını ısırsam geçer not alır mıyım? Bence sen dedenin terliğini ye evladım. Bırak, elleme dedeni. Evladım yavaş, koridorda koşmayın. Zil çaldı. Benim de karnım zil çaldı. Neyse. Eve gidip biraz kötülük çalışayım. Çikipo, bak bakayım. Hı? Bana mı dedin? İyi uykular. Altlık eşortman verseydiniz bari. Saniye teyze. Ne saniyesi? Işıktan gözüm görmüyor ki. Pelin. Pelin niye kaçırdın beni? Çünkü ben istedim. Ha? Zamron. Botanikçi İsmet'ten çaldığın taşla dikkatimi çekmeyi başardın. Önce seni tebrik edeyim. Aman efendim, şımartıyorsunuz beni. Biz de boş değiliz ya. Bu da beni engelleyip taşı çaldığın için sana ceza. Bayağıdır çarpılmıyordum. Ne iyi geldi. Oh. Eğer işini tekrar kazanmak istiyorsan sana bir şans daha vereceğim. Hay hay efendim, nay nay efendim. Bundan sonra Pelin'e bağlı çalışacaksın. Pelin'e bağlı derken? O ne derse yapacaksın. Otur dese oturacaksın, kalk dese kalkacaksın, havla dese havlayacaksın. Havla! Ne? Ruhu Ayşe mi? Hazırız dede, tekme şov başlıyor.
taşınıyor. Hadi bitirelim şu işi. Go go go. Takım halinde gidelim. Fire'ın da ho. Gidelim. Hadi hadi çabuk, hadi. Çabuk çabuk. Ben sağdaki tünelden gidiyorum. Arkandayım, koruyorum seni. İlerle ilerle İşim hadi. İşin kapıdan geliyor. Bende. Sen sola dön. Hadi hadi, bas bas bas. Abi tünelden tek kaldı. Hadi yürü abi. Hadi hadi bas bas bas. İşte ezeli rekabet. Bu iki ekip yüzyıllardan beri haftada bir kez internet kafeye gelirler ve Ball Paint 2 oynarlar. Hem de... Trompetleri alayım. Hem de... Ödetmesine! Beni koru! Arkandayım. Zekai, kalk ayağa. Oyunda bile uyuyorsun. İnanamıyorum sana. Ay için geçmiş. Dur iki dakika ya. Beni aldılar. Ay beni de aldılar. Oh! Uyurken üzerime bastılar. Ben de gittim. Dede bir tek sen kaldın. Şimdi görürsün sen. Yenildiniz. Yenildiniz. Eyvah saklanın. Dedem atar moduna geçti. Atıyor hakikaten de. Ayı dede hesabı ekliyorum bunları. 5 kasa, 3 klavye, 4 monitör, 5 monitör, 6 monitör, bir lavabo, bir klozet. Aksiyonlu polis girişi. Aksiyonsuz dümdüz polis girişi. Kadıköy Polis Departmanı'ndan geliyoruz. Herkes elindeki fareleri yavaşça yere bıraksın. Sen elindeki sifonu bırak. Bu ayının sahibi kim? Bu ayı benim dedem. Biz bu şehirde ayıları sevmeyiz. Küçük hanım, ayı beslemek yasaktır ve eğer bu ayı bir kere daha olay çıkartırsa... Onu tutuklayacağım ve yargıç McKenzie'nin önüne atacağım. Sen suç kralı, seni mahkeme salonunda ağlarken göreceğim. Hayır, abartma. Sadece yakalayıp hayvanat bahçesine götüreceğiz. Aksiyonlu polis çıkışı. Aksiyonsuz düz polis çıkışı. Şimdi ayı dedenin başı dertte işte. Eğer sinirlenme sorununa bir çare bulamazsa kendini hayvanat bahçesinde bulacak. Hemen göster Batu. Ayı dedeyi harbonat bahçesine koyacaklar. Ya harbonat ne oğlum? Hayvanat. Harbonat. Çok komik. Yok karbonat. Ne haber abi? Kahvemi içerken fotoğrafımı çeker misin? Tatlım bunu yeni aldım. Burası İnanılmaz güzel. Çok boşuz değil mi? Bence startup kuralım. Biz artık kurumsal yapıda kötüler olacağız. Kravat takmak zorunda mıyız? Sabah kaçta işe geleceğiz? Öğle yemeğinde kuru fasulye yersem havalı sayılır mı? Hey, scooter'ım nerede? Daha onunla yeteri kadar hava atmamıştım. Oh, ekmek arası scooter. Oh. İşte yeni ofisimiz burası. Kötür de ne? Kötür. Kötür yeni cep telefonu uygulamamız. Onu sonra anlatacağım. Şişt, çocuk şuraya bak. Bakayım. Hop. Ay. Dakika bir gol bir hemen kötülüğümü yaptım. Hadi içeri girin. Ofisimiz burası. Bundan sonra kötülüklerimizi burada planlayacağız. Hadi hemen dünyayı yok edelim. Ben başladım. Bakayım yok oldu mu? Olmamış. Hop. Öyle en büyüğünden başlamak yok. Yaptıklarından sonra Zamron sana küçük görevler vermemi istedi. Çünkü sen dünyayı yok etmeyi hak etmiyorsun. Levlevi. İşlemcimin bana verdiği yetkiye dayanarak bu sıranın bize gelmesine 4-5 gün falan var diyorum. Dede bak polisleri duydun. Hiçbir şeye sinirlenmemen gerek. Yoksa seni hiçbirimiz kurtaramayız. Bu efsane tekmeleri bile kurtaramaz. Papa! Ya abi gel. Kimse anlamaz. Gir şu araya çaktırmadan. Tamam hadi gir. Hop birader. Lafa böyle girdim ki cesur görüneyim. Sıramıza geçmek oldu mu şimdi güzel kardeşim? Ne diyorsun sen gıcık? Dede dur. Hayır ayı dede hayır. Sakin ol. Arkadaşım bak bu ayıda sinir var. Uzaklaşın bence hemen. Dede hayvanat bahçesi. Bu iki kelimeyi düşün. Bir de çıkıyor.
iki poplu dondurmayı düşün. O da iki kelime. Ya salın ayıcığı, salın. Bırakın, salın. Ayıdan korksak sıraya kaynamazdık. Ayıdan korksak, ayıdan korksak, ayıdan korksak. Abi kaç kaç, ultrası doldu, ultra gücü doldu. Yeah! İmdat! Dede lütfen dur. Eyvah, tutun şunu, tutun. Şşt birader, ben hemen geleceğim. Sen bana iki top dondurma alsana. Orman meyveliyle çikolata olsun. Bunlar internet kafeye gelen polisler. Eğer ayı dede bir kere daha huzuru kaçırırsa onu tutuklayacaklardı. Ha? Aksiyonlu polis atlaması. Aksiyonsuz polis durması. Hadi bin bakalım arabaya. Dede hiç merak etme. En iyi avukatları bulacağım senin için. Ben de sana her hafta temiz iç çamaşırı getireceğim. Tüm birimlerin dikkatine. Donanmaya ait bir denizaltı kötü niyetli kişiler tarafından kaçırılmıştır. Yakın ekipler hemen olay yerine intikal etsin. Ha? Çörekleri sonra yeriz. Şimdi adalet dağıtmaya gidelim. Ha! Aksiyonlu araba üzerinden kayış. Ha! Arabaya dümdüz biniş. Oh, bir sürü olay üst üste geldi. Hem ayı dede tutuklandı ve hayvanat bahçesine götürüldü. Hem de kocaman bir denizaltı kaçırıldı. Üstüne üstlük yapay zekayının siparişini alan adam... ...zekaya hala gelmediği için çok tedirgin biçimde dondurmanın eriyişini izliyor. Bu kadar adrenalin bana fazla. Batu, kapa bölümü çabuk. Bu bizim ev. Bu da sensin. Harika çizmişsin beni. Birebir ya.